Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Artık yavaş yavaş uzmanlaşmaya başladık. Artık süslemeleri, çarpmaları, çırpmaları artık yavaş yavaş yapıyor olmamız gerekiyor. Tabii bununla alakalı etütleri sıklaştırmam gerekiyor. Bunun farkındayım. Bugün size birçok çalma tekniğinizi geliştirecek birkaç etüt vereceğim. Artı birkaç da teknik göstereceğim. Hadi derse geçelim. Dostlar, birinci çalışmamız çarpma olacak. Çarpmayı eserler içerisinde kısa da olsa gösterdim fakat etütsel olarak göstermemiştim. Bunu beraber yapalım. Bakın, ilk hamlemiz mızrap alt telde aşağı, sonra fa diyez notasına çarpacağız ikinci parmağımıza. Sonra tam mızrabı kaldırırken aynı anda kaldırıp bir daha çarpacağız. Aşağı çarp, yukarı çarp. Mızrap ve parmak ikilisinin uyumuna bakın. Aynı anda kalkıp aynı anda gidiyor. Bakın. Kaldırırken aynı anda gördünüz mü? Şöyle bir şey oldu. Yani şöyle olmadı. Yanlış olanı göstereyim. Gibi bir şey değil. Vur, çarp. Çek, aynı zamanda çarp. Aynı zamanda çarp, çek. Bunu 3 dakika hiç durmadan çalışın. Tabi bu etüdün tamamı mı? Değil. Şimdi alt telde iyice alıştıktan sonra orta tele geçelim. Hızlandırabildiğiniz kadar hızlandıracaksınız. Orta telde de alıştık. Tabi bunu siz günlerce çalıştınız. Orta telde, alt telde ayrı ayrı belki. Daha sonra üst tele geçelim. Çalıştık, bitti. Şimdi etüdün tamamını beraber yapalım. Bakın. Ne yaptım? Alt, çarp, çek, çarp, orta, çarp, çek, çarp, üst, çarp, çek, çarp, orta, çarp, çek, çarp, alt, çarp, çek, çarp, orta, çarp, çek, çarp, üst, çarp, çek, çarp, orta, çarp, çek, çarp. Etüt bu şekilde ucu açık sonsuz gider. Yorulana kadar, parmaklarınız pert olana kadar gider. Bunu unutmayın. Şimdi güzel bir etüt göstereceğim. Kısa sap tekniğine yakışan bir çalışma. Alt tele vurduk, sole çarptık. Çektik, sole çarptık. Vurduk. İkinci parmağımızı si bemole çarptık. Bakın, çarparken mızrap kullanmadık. Sonra üçüncü parmağımızı fa diyeze, sonra ikinci parmak, bunu geliştireceğiz. Yani en baştan çok yavaş bir şekilde gösteriyorum, sonra geçiyoruz. Sonra ortaya tekrar. (Gülüyor)
tekrar ortaya gibi. Bu etüt de çok önemli. Bunu unutmayın. Günlerce, dakikalarca çalışın. Şimdi YouTube'da kolay kolay bulamayacağınız ve gerçekten süslemeleri, çarpmaları profesyonel hale getirecek bir etüde geçiyoruz. Bu etüt zor mu? Zor. Kazık mı? Kazık. Bakın ilk hamle alt telde mi'ye vurdum, fa'ya çarptım. Yapalım. Gördünüz mü? Biraz hızlısını yapayım. Bakın. Mi çarp, çek, çarp, mi, fa diyez. Aralarda ikinci parmakla çarpmalar yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci parmak. Fa, çarp, fa diyeze. Üçüncü parmakla çarptım. Sonra tekrar fa yukarı çekerken yine çarp. Aşağı vurdum. Bu sefer çarpmıyorum. Dördüncü parmağımla sole. Yalnız tezeneyi yukarı çekeceğim. Şimdi en baştan yapalım. Bitti mi? Hayır. Sonra üçüncü parmakla fa diyez çarp. Yukarı doğru fa diyez çarp. Aşağı çarpmıyoruz bu sefer. Yukarı çekiyoruz. Sonra ikinci parmak bakın. Geriye doğru giderken teker teker gidiyoruz bakın. Fark edebildiniz mi? Hızlısı böyle. Tabi bunu alt, orta, üst, ortada devam ettireceksiniz. Bu etüdü anladınız mı? Bu etüdü gerçekten anlayın. Çünkü bu etüt sizi profesyonel yapacak. Bana güvenin. Bu etüdü haftalarca çalışın. Parmaklarınız artık bu etütte yorulsun. Gerçekten yorucu bir etüttür. Ve daha sonra gerçekten geliştiğinizi göreceksiniz. Bana DM'den yazacaksınız. Teşekkürler yağdıracaksınız. Ha bu arada gerçekten teşekkür ediyorum. Birçok yorum geliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Derslerinizle kendimizi bulduk. Bağlamayı öğrendik. Diye bir sürü mesaj geliyor. O mesajlar için teşekkür ediyorum. Fakat bu etüt başka gençler. Bu etüt başka. Bu etüdü yaptıktan sonra fark anlayacaksınız. Ben onu söyleyeyim size. Şimdi güzel bir etüt yapıp dersimizi bitirelim. Fa diyez ve si bemole ikinci parmağımızı aynı anda kapatalım. Bunu bastık. Şimdi küçük parmağımızı sole ve do'ya bastık. Yani şuna ve şuna bastık. Üçüncü parmağımızı da üstüne koyduk. Şimdi şu hamleyi çalışacağız arkadaşlar. Do'yu da üstten kapatın. Bakın. Bunu yapacağız. Bakın. Şimdi do'yu kapattık. Fa diyez ve si bemol'e bastık. Vurduk. Sonra do'ya çarptık. Ama nasıl çarpıyoruz? Bakın şu iki parmakla. 3 ve 4'ün halini görüyor musunuz? Destek veriyor ona. Şimdi şöyle. Ama do'da kapalı. Yakında bir semah, bir deyiş çaldığımızda bunun faydasını çok göreceksiniz. Yani ve hamlemiz şu. Hamleyi bitirmedim tabii ki. İlk önce nasıl bastığımızı gösterdim. Hamle şu. Şimdi şu üç parmağımızla, görünen şu üç parmağımla sırasıyla bakın aşağı doğru. Şöyle. Tırnak vuruşu deniyor buna. Tırnaklarımızla vuracağız.
mızrapla çekeceğiz. Şimdi yapıyorum, bakın. Tırnak vuruşu. Çarptım. Çektim. Bir de Ankara'sını yapacağız. Bakın şöyle. Vur, çarp, aşağı, yukarı. Bunu defalarca çalışın. Güzelce çalışın arkadaşlar. Bu çalışmayla birlikte gerçekten YouTube'da bulamayacağınız mükemmel teknikleri öğrenmiş olacaksınız. Evet dostlar, bir dersin daha sonuna geldik. Gerçekten söylüyorum, bu ders sizin için bir dönüm noktası. Bu ders sizi profesyonel hamlelere, profesyonel çalarken profesyonel hamleler yapmanıza vesile olacak bir ders, onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu dersteki egzersizleri kolay kolay yapamayabilirsiniz. Ama yapmak için günlerinizi, haftalarınızı, aylarınızı harcayın. Çalışın. Bakın, kanter içerisinde size video yapıyorum. Bunun karşılığını siz de çalışarak bana verin arkadaşlar. Bu tarz dersler gelsin istiyorsanız beğenip yorum atarak kanala destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.